Selam herkese, ben Doğuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün AirPods almamak için 4 neden hakkında konuşacağız. Eğer bir AirPods almayı düşünüyorsanız bu videoyu izledikten sonra 2 kez daha düşüneceksiniz. Hadi fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve alta yorum bırakmayı sakın unutmayın. Bunlar benim için gerçekten çok motive edici nedenler oluyor. Bundan da bahsettikten sonra hemen ilk maddeyle videomuza başlayabiliriz. İlk olarak hepinizin de tahmin edeceği üzere fiyat var. Fiyat bu kulaklığı almamanız için en önemli sebeplerden bir tanesi. Çünkü kulaklıkların etiket fiyatı 900 lira ile 700 lira arasında değişiyor. Ve bu gerçekten kulak içi bir kulaklık için oldukça fazla denilebilecek bir seviyede. İkinci olarak bu kulaklıkların kaybolma sıkıntısı var. Tamamen kablosuz olduğu için kutusu dışında herhangi bir yerde sakladığınız anda veya bir yere bıraktığınız anda bu kulaklıklar çok ciddi kaybolma tehlikeleri atlatabiliyor. Ben kendimden örnek verecek olursam, ders çalıştığım zaman bu kulaklıkları taktığımda kitabımın arasına veya çalışma masamın kenarına koyuyorum ve bu kulaklık aniden kayboluyor. Bunu bulmak için gerçekten birazcık zaman harcıyorum. Ancak iPhone'larda bulunan iPhone'umun bu özelliği sayesinde kulaklık Bluetooth'unuza bağlı olduğu zamanlarda bu kulaklığı bulmanız birazcık daha kolaylaşıyor. Ayrıca kulaklığınızı kaybettiğiniz zaman ek olarak Apple'dan gidip bunu satın alabiliyorsunuz. Ancak bunun fiyatı da gerçekten çok uygun değil. Apple tarafından belirlenen fiyatlar için kulaklıklar tanesi 50 dolar şeklinde, şarj kutusu ise 80 dolar şeklinde fiyatlandırılmış. Bunlar da yine bu kulaklığı almamak için en önemli sebepler arasında. Üçüncü olaraksa bu kulaklığı satın alacaklar için kişisel bir sebep var. Bence bu kulaklıkların ses kalitesi ortalamanın birazcık altında kalıyor. Yani şöyle karşılaştırmam gerekirse, Apple'ın kulak içi kablolu kulaklıklarıyla karşılaştırdığım zaman daha iyi bir ses kalitesine sahip, ancak baslar çok iyi değil. Ses seviyesi birazcık daha yüksek, birazcık daha güçlendirilmiş. Ancak 900 TL fiyat etiketine sahip bir kulaklık için birazcık ortalamanın altında kalıyor. Yani 900 liraya kulaküstü çok iyi kulaklıklar satın alabilecekken AirPods'u almak birazcık saçmalık. Yani bu da almamak için en önemli nedenler arasında çok rahat bir şekilde girebiliyor. Dört ve sonuncu madde ise bu kulaklıkların mikrofon performansı. Ben deneyimlediğim kadarıyla telefon görüşmelerinde çok iyi bir performans alamıyorum. Aslında kulaklığın yapısı gereği mikrofon ağzınıza yakın altta konumlandırılmış olsa da yine de kablosuz olduğu için çok iyi bir ses iletim performansı başaramıyor. Yani biriyle telefonda görüşüp sesim nasıl geldiğini sorduğum zaman karşımdaki kişi benim harici bir mikrofonla konuştuğumu anlayabiliyor. Bu kulaklıklarla telefon görüşmelerini sıkça yapan insanlar için gerçekten çok kötü bir özellik. Yani sık bir şekilde telefon görüşmesi yapıp bu kulaklığı almak isteyen insanlar için bu özellik gerçekten almamak için en önemli sebepler arasında. Evet, benim videom bu şekildeydi. Umarım bu almamak için gerekli sebepler sizin için yeterli olmuştur. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip alta yorum bırakmayı sakın unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.